Arkadaşlar, ABC programının deney tüpü bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif Sida Kara İsmailoğlu. Yanımda Asya ve Aday ile birlikte güzel etkinlikler yapacağız. Siz de bize katılırsanız seviniriz. Şimdi ben etkinliğe başlamadan önce Asya ve Aday'a birkaç bir şey soracağım. Etkinlik hakkında bakalım bilgileri var mı, fikirleri var mı? Biraz onlarla konuşacağım. Sonrasında etkinliğe başlayacağız. Olur mu? Evet. Peki Asya, tabii ekran başındakiler de bize kendileri bu cevapları vererek katılabilirler. Asya, Ada. Asya, Ada. Karıştırdım, kusura bakmayın. Ben de Elif. Asya'cığım, Ada'cığım, hepimiz şu an aynı şeyi yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz ortak? Ne yapıyor olabiliriz? Biz birlikte yapıyoruz, ekran başındakiler birlikte yapıyor. Tüm insanlar şu an aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor olabiliriz? Bir fikir üretelim bakalım. Kopya vereyim mi bir tane? Evet. Ha, mesela koşunca çok hızlı yaparız, uyurken biraz daha yavaş yaparız. Ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi beraber o zaman bir deneyelim, bir göstereyim bakalım ne yaptığımıza bir bakalım. Burun. Burun mu? Burundan ne yaparız biz? Düşün bakalım. Burundan nefes alırız. Evet, şu an burada Nisa öğretmenin, Ada, sen, ben, tüm herkes ne yapıyoruz? Sürekli nefes alıp veriyoruz. Peki ellerimizi bir göğsünüzün üstüne koyun bakalım. Göğüs kafesimizin üstüne. Bir nefes alalım mı beraber? Al bakalım. Ne oldu? Göğsümüz biraz şişti mi? Evet. Şimdi o zaman içeride bu nefesin gittiği bir yer mi var? Neresi olabilir orası? Hiç düşündünüz mü? Nefesin gittiği bir yer var. Neresi olabilir? Bilmiyorsak eğer bugün birlikte nefes nereye gidiyor, içimize kaçan nefes ne yapıyor onu öğreneceğiz. Olur mu? Çok güzel. Evet. Ekran başındaki arkadaşlarımızla bence tahmin yürütüyorlardır. Bakalım bilenler çıkacak mı? Arayanlar bize ipucu da verebilir, söyleyebilir. Evet. Birlikte bulabiliriz. Evet. Evet. Pekala, malzemelerimizi ufacık tanıtalım. Elimizde bulunan bir pet şişeyi kullanacağız. Pet şişeyi keseceğiz ama büyüklerimizden yardım alalım keserken. Evet. Sonrasında evimizde olan ya iki küçük balonumuzu veya büyük iki balonumuzu. Evet var. Evet var mı? Evde de o zaman bir tane daha yapabilirsin. Evet. Tamam. Malzeme listemiz de gelsin. Malzeme listemiz de gelsin bir yandan. Evet. Eldiven kullanabiliriz. Makasımız, maket bıçağımız olacak. Yapıştırıcı hamurlar kullanacağız. Varsa eğer bulabilirsek Y borusu, yoksa iki tane pipeti de kullanarak bu işi halledebiliriz. Ama bir de unutmadan ne kullanacağız? Ufak paket lastikleri kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir tanesini hazır deldim. Hazır kestim. İsterseniz bundan beraber başlayalım. Yetişirse bir tane daha yapalım. Olur mu? Olur. Evet. Başlıyoruz o zaman. Şimdi başlıyoruz. Ben bir tane pet şişeyi, böyle bir pet şişeyi, 1,5 litrelik bir pet şişeyi aldım ve kestim. Düzgün bir şekilde. Sonrasında kapağını da buraya gelmeden önce deldim. Siz de eğer delmek istiyorsanız evde büyükleriniz yardımıyla delin. Ufak bir delik açtım içine. Pekala. Şimdi başka ne malzemem vardı? Ufak bir Y borusu. Şimdi bu Y borusu ne olabilir? Neye benzetiyor olabiliriz Y borusunu? Böyle nefesim içeri gidiyor ya hani boğazımızda. Boğazımız olabilir. Aferin evet, sana. Evet, nefesimizin gittiği yol. Biz oraya ne diyeceğiz biliyor musunuz? Ada ne diyeceğiz oraya biliyor musun? Nefes borusu diyeceğiz. O zaman bu boru neymiş? Nefes borusu. Nefes borusu. İşte nefes borusuna benzeteceğiz. Şimdi nefes borusunun ucunda da iki tane bizim bir organımız var. Biz ona ne diyoruz biliyor musunuz? Akciğer diyoruz. Şimdi aslında deneyimizin adı neymiş? Akciğer modeli. Modeliymiş. Akciğer evet. Modeli yapacağız. Bunun için öncelikle tabii ben beceremedim önce ama tekrar baştan deneyelim. Tamam. Demek ki öğretmenim, siz onu yaparken ben arkadaşlarımıza, televizyonlarını yeni açan arkadaşlarımıza yayınımız hakkında tekrar bir bilgi vereyim. Arkadaşlar biz yeni yayın dönemine başladık ABC ekibi olarak. Artık canlı yayınlarımız, böyle süper deneylerimiz, tariflerimiz, etkinliklerimiz canlı canlı yepyeni karşınızda olacak. 17.30-17.40 arası ekran başında oluyoruz. Perşembe ve Cuma günleri. Cuma günleri özellikle sadece deney günümüz. Böyle Elif öğretmen bize çeşitli deneyler yapacak, çok güzel. Ve telefonla bağlanmak isterseniz 0312 alan koduyla 341-2040 no'lu telefonu arıyorsunuz. Ve size o gün için sürpriz bir hediye gönderiyoruz. Çekilişle arkadaşlar, arayanların isimleri arasında yaptığımız çekilişle program sonunda hediyeyi de ve kazanan kişiyi de söylüyoruz. Evet. Şimdi öğretmenim yetiştirebilirsek eğer bir tane Asya'ya bir tane de Ada'ya yapacağız. Evet, vaktimiz kalırsa. Evet, vaktimiz kalmazsa da Asya çok akıllı bir öğrenci. Evet. O yüzden onun ben yapacağına inanıyorum bence zaten. Bence de kendileri de yapabilir. Hem ekran başındakiler de bunu yapabilirler.
Pekala, ben ne yaptım? Bir burumun ucuna iki tane balonu bağladım. Görüyorsunuz. Sonrasında bunu kestiğim petişin içine deldiğim ucuna yerleştireceğim. Yerleştiriyorum. Tamam. Böyle sabit tutalım. Evet. 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 Tamamdır. Harika. Tamam. Şimdi tekrar bir sorayım. Burası dış kısmı olan bizim göğüs kafesimizi temsil edecek. Yani nefesi alıyoruz ya, burası bizim vücudumuz gibi düşünelim. Sonra buna belki bir de kafa da yaparız. Olur mu? Evet, çok güzel olur. Sesleriz aynı zamanda. Pekala. Şimdi bu kısmımızı yaptık. Sonra bir de arkadaşlar, bizim akciğerlerimizin altında bir yer var. Biz ona diyafram diyoruz. Diyaframımız da akciğerlerimizin... Bir tane sarı kesmiş. Evet, o şimdi yok. Bir tane pembe keselim. Hepsi pembe olsun. Tamam. Nasıl olur Asya? Evet. Pekala. Şimdi bir tane balonun arkadaşlar. Evet, benim senin şeyin de pembe. Evet. Evet. Çok uyumlu olduk balon ve şalımla. Biz uyumluyuz. Pekala. O zaman yan yana fotoğraf çekelim. Pekala. Tabii balon birazcık açılmakta ısrar ediyor. Öğretmenim. Seninle fotoğraf da çekelim mi? Tabii ki fotoğraf da çekeriz. Arkadaşlar, iki küçük balonu bir burumuza bağladık. Bir tane de daha büyük balon kullanacağım. Bazen bu balonlar aksilik çıkartabiliyor. Bunu bir deneyeceğim. Olmazsa onun yerine eldiven deneyeceğim. Tamam öğretmenim. Siz denerken ben hattımızdaki arkadaşımızla konuşayım. Alo. Alo. Kim gelmiş? Ben Elif Dilara Sarp. Elif Dilara Sarp. Evet. Kimmiş acaba Elif Dilara Sarp? Aa, çıktı. Ankara'dan arıyor bizi. Acaba tanıyor muyum? Esra diye bir ablası var mı acaba Elif Dilara'nın? Evet, sizin herhalde eskiden bir öğrencinizmiş. Evet, Esra'yı da ben çok seviyorum. Elif Dilara'nın ablası. Çok sevindim Elif Dilara aradığın için. Nasılsın? İyiyim. Sen buraya da gelmek istiyorsun değil mi? Evet, olursa geleceğim. Tamam. İnşallah o zaman seni burada da misafir etmek istiyoruz Elif Dilara. Peki kendinden bahset bakalım biraz. Kaç yaşındasın? Nelerden hoşlanıyorsun? Okulunda en çok sevdiğin şey? Sence en önemli olan şey ne? 8 yaşındayım. 1. sınıfa gidiyorum. Okulda en sevdiğim ders fen bilgisi. Oo. Elif öğretmenim. Evet. Elif Dilara da... O zaman etkinliklerimizi bundan sonra kaçırma. Beraber de bizimle ekran başında yapabilirsin. Tamam. Pekala. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Daha. Peki Elif Dilara'm, sence en önemli şey ne Elif okulda? Böyle sizin yaptığınız gibi deneyler falan var ama hiç denemedik tabii. Diye organlarını falan işledik işte. Bir daha deneyelim. İşte onun dışında şimdi de kuvveti tanıyalım diye bir... Ama en sevdiğim şey. Onu da seviyorsun. O da önemli sence, değil mi? Evet, çok önemli. Çok güzel. Peki, Elif Dilara bize ne hazırladı? Ne okuyacak? Size bir dua okuyacağım. Tamam. Hadi dinleyelim o zaman seni. Başla bakalım. Ayet-i Kürsi olacak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilahe illallah ve hayr gayyum. La tehuzuhu zinetun ve la nev. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ma zellezi yaşandahu la bizni. Yale ma bimidihi ve ma hasfahum. Ve la yuhudina bi şi'imil aminin la maşa. Ve siya kürsiyuhu semavati ve la. Ve la yehudu hasfuhuma ve bihel aliyyil azim. Sadakallahu lazim. Amin. Çok güzel. Harikasın. Teşekkür ederiz Elif Dilara. Aradığın için de ismini senin de yazdım. Bu ben konusunda. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seveceğim. Görünce de şimdiden çok sevdim zaten. Ablanı da öpüyorum. Seni de çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak, tamam mı Elif Dilara? Sırada arkadaşımız. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal. Evet. Bakalım sıradaki arkadaşımız Betül Aydın Yılmaz İstanbul'dan. Okay. Alo. Alo. Betül hoş geldin. Abla bile. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Ama İyiyim. ABC'yi çok mu seviyorsun? Evet. Aferin sana, çok sev, tamam mı? Biz de seni çok seviyoruz, her zaman da izle. Betül kaç yaşındasın sen? Beş. Beş yaşındasın. Buradaki arkadaşlarımız da 5 yaşında. Okula gidiyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun?
Niyet öğrenmek onlar. Seviyor musun anne okulunu? Bir de. Tamam. Okulunu seviyor musun? Evet. En çok neyi seviyorsun okulda Betül? Kule yapmayı. Kule yapmayı seviyorsun. Sen o zaman Tali'yi dinledin mi? Niye? Tali hikayesini dinledin mi? O da kule yapıyordu. Kaçırdın mı yoksa o kısmını? Hı? Ne? Tali'nin kule yaptığını görmüş müydün? Bu hikayeyi, evet. Bu hikayeyi dinlemiş miydin? Bak burada ne yapıyor Tali? Evet. Böyle senin de kulelerini bozan birileri var mı Betül? Hı? Benim okulda evet. Bazen oluyor. Üzülüyor musun? Ben çok üzülüyorum. Bozduklarında? Evet, birazcık. Ne? Betülcüğüm, kim ağlıyor? Hı? Ne dedim? Biz seni duyamıyoruz Betül. Alo. Ben buradayım. Tamam. Galiba. Galiba kardeşin ağlıyor, değil mi? Evet. Evet, birazcık ağlıyor. Yoksa o da mı konuşmak istiyordu? Evet. Peki sen bize ne hazırladın? Söyle bakalım. Ben de öğretmenim sana yardımcı olabilir miyim? Ne hazırladın? Unuttun mu ne hazırladığını Betül, ne okuyacağını? Unuttum. Unuttun mu? Şarkı biliyor musun okulda öğrendiğin? Bir şarkıyı söyleyebilirsin. Evet. Hadi o zaman dinliyoruz seni. Mirkul. Tencereme koymuştu ah, onu içeriye git öyle fırfırlarken canlandı, ellerim bomboş kaldı bu kadar. Çok güzeldi. Mini mini bir kuşu Asya'da okuyacaktı. Teşekkür ederiz Betülcüğüm. Senin de ismini hemen yazıyorum. Evet, hoşça kal diyorum ve hemen vaktimiz daraldığı için Elif öğretmene dönüyorum. Biz neler yaptık? İki tane modelimizi hazırladık. Evet. Ama ben tekrar bir anlatmak istiyorum neler yaptık. Şimdi arkadaşlar yayı borumuza iki küçük balonumuzu lastikler yardımıyla bağladık. Sonrasında altına balonu da deneyebilirsiniz. Eldiven de deneyebilirsiniz. Eldivenle çalışması ama biraz daha rahat olmadı. Oluyor. Evet, balon birazcık sert geldi çünkü. O yüzden pek olmadı bizim için. Sonrasında balonu da altına gerdik. İçinden borumuzu geçirdik. Son bir aşama kaldı. Sizle beraber yapalım. Siz de onu görün istiyoruz. Ben pembe hamur istiyorum. Pembe hamur istiyor. Evet. Pembe. Tamam. Asya pembe balonlar istedi. Ona pembe balonlu yaptık. Ada da kırmızı balon istedi. Ona da kırmızı balonlu yaptık. Şimdi ikisine de pembe hamurlar sürerek bu kısmımızı kapatacağız. Evet. Sen istersen sabitleştir bunu, biraz daha bastır. Akciğer modelimiz tamamlanıyor. Evet. Bakalım. Sonucu nasıl olacak? Evet. Çok merak ediyorum Nisa ben de. Nisa öğretmenim, siz de bizim modellerimize bir kafa yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Ben de orada hemen orada iki tane çok güzel yüz çizelim ben. Çok güzel yüzleri olsun. Bakalım bunları. Komik olursa gülmeyin, tamam mı? Kimse gülmesin bana. Söz vermiyoruz hocam. Tamam mı? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Bakalım eğri yapmam. Sen de umarım düzeltmesine yardımcı olun adacığım. Birazcık bunu bastırabilirsin hamurların. Tam bastır ki hiç hava girmesin içine. Çok sert. Biz bunu yaparken öğretmenim bir VTR'miz var. Ekrana girsin olur mu? Çok kısa bir VTR'miz var. Arkadaşlarımıza sorduk. Okulda en önemli şey nedir dedik. Onu bir bakalım ne demişler, dinleyelim, görelim. Sence bir okulda en önemli şey nedir? Kurallar. Yerlerin sağlam olması lazım. Böyle yerlere çöp atarsak arkadaşlarımız kayıp düşebilir. Parmak ağlamak. Öğrenmek. Sözümüzü kezmemek. Koridorda koşmamak. Ödevlerimizi yapmak. Kurallar. Öğretmenlerin sözlerini kesmemek. Ders yapmak ve ödev yapmak. Müdür. Okula gitmek. Öğretmeni dinlemek. Harfler. Basketbol sahası. Defter. Okumayı yazmayı iyi öğrenmek. Öğretmen.
Evet, yeniden beraberiz. Deney tüpü devam ediyor. Elif öğretmen bize akciğer modeli yaptı. Evet öğretmenim, evet, söz sizde. Akciğer modelimizi yaptık, tamamladık. Bir de... Buradan balonu şişirmek istiyorum. Ha, şimdi onu çalıştıracağız zaten. Bu model ne işe yarıyor? Ama kafasız olmasın ki, bir kafalar takalım. Güzel şirin başları olsun bunların. Sonra da ne için yaptığımızı tekrar konuşalım. Sen kendi başını kendine tak. Nisa öğretmeninin yaptığı. Şimdi adanınki de geliyor. Evet, buna birazcık saçlar yapıyorum. Evet. Saçı birazcık az oldu ama komik oldu ama gülmeyin, tamam mı? Böyle. Güzel evet. Mi? Ada, sevdin mi? Bu kadar yapabiliyorum ben. Evet, Adacığım sen de tak istersen. Orada bir delik var. Pekala. Ha, bunu sanki birazcık ters takmışız. Evet. Tamam, ben bunu düzelteyim. Şimdi ekran başındaki arkadaşlara da nasıl şişireceğiz ki bu balonu? Şimdi bakın, izleyin bakalım beni. Evet, çok yakından çekiyoruz. Evet. Şimdi bizim iki tane akciğerimiz ve aslında bir diyaframımız var. Bu diyafram içinde bizim ne yapmamız gerekiyor? Nefes alıp verirken akciğerlerimiz şişiyor. Sonrasında nefes verdiğimizde ise tekrar küçülüyor. Diyaframın etkisiyle, bu altta eldivenle yaptığımız şey var ya, biz ona diyafram diyeceğiz. Diyaframın etkisiyle bu hareket gerçekleşiyor. Bakın arkadaşlar, nefes verdiğimiz zaman balonlar, akciğerlerimizin içindeki hava boşalıyor. Balonumuz küçüldü, görüyor musunuz? Pekala, şimdi tam tersini yapıyorum. Nefes aldığımdaysa akciğerlerim şişti. Yani nefes alışverişim sadece akciğerle değil, aynı zamanda diyaframın hareketiyle de gerçekleşiyor. Evet, Ada'yla şimdi yapalım. Ada, biz de seninle yapalım. Tut bakalım. Alttan. Ben biliyorum. Evet, sen böyle itiyoruz. Çok hızlı çekmezsek eğer. Bak, balonlar büzüştü, gördün mü? Ya ne yaptık? Aşağı çekince hava ne olmuş olduk gitti. Asya. Şimdi çekelim. Aşağı çekelim. Çek bakalım aşağıya. Çekelim. Çek ne oldu şimdi? Da. Gördün mü, şişti. Şişti balonları değil mi? Balonlarımız şişti. Yani ne olmuş oldu şişti de? Şişen şey ne? Yani nefes aldık değil mi? Nefes aldık. Nereye aldık. Gitti? O pembeler ne? Pembelerin adı ne? Akciğerlerimiz. Evet. Değil mi? Evet, akciğerlerimiz. Ciğerlerimiz nefes alırken şişti, aynı gördün zamanda mi? Diyaframımız da düz hale geldi. Nefes verirken ise, izin verebilir misin Asya'cığım? Bir daha bakabilir miyim, gösterebilir miyim? Nefes verirken ise arkadaşlar, diyaframımız yukarı doğru çıktı. Görebiliyor musunuz elimden? Nefes verirken diyaframımız yukarı çıktı, akciğerlerimiz büzüştü, içindeki tüm havayı hohlayarak dışarı verdi. Peki, tekrar hissetmemizi ister misiniz? Asya, Ada. Asya. Tekrar Adacığım, yapalım. Adacığım, gel bakalım bir nefes alalım. Bir tekrar elimizi göğsümüze koyalım mı bir? Onu bir bırak Ada. Gel bakalım. Beraber elimizi bir göğsümüze koyalım. Koy bakalım. Hepimiz sağladık elimizi hepimiz göğsümüze. Hepimiz koyuyoruz. Evet. Nefes alıyoruz. Al bakalım nefesi. Göğsümüz kabardı, kocaman oldu. Şişti, ne şişti? Akciğerlerimizin içi havayla doldu değil mi? Peki kabarırken aynı zamanda altta şu gösterdiğimiz diyaframımız ne oldu? Karnımız değişti. Tam tersi, şimdi tutalım tekrar, nefes alıyoruz. Ada nefes alıyoruz. Al bakalım. Şimdi ver bakalım. Tabii bu zamanda bunu da söyleyelim. Nefes alırken her zaman burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Doğru nefes alabilmek için. Evet, öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz değil mi Asya? Ada, ben de size çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Asya, Ada. Ada. El sallayacağız birazdan. Ama ne yapacağız önce? Çekilişimizi yapacağız. Değerli eğitim hikayelerinden biri, bakalım kime gidecek? Bugün arayan arkadaşlarımız arasında. Seçiyorum. Acaba Ada mı seçse bu sefer? Ada, sen içinden bir kağıt seç. Bakalım kimi seçecek Ada? Versen. Ada kimi seçecek? Bana verecek. Evet, bir tane verdi. Açıyorum. Ama iki tane. Betül, Aydın, Yılmaz İstanbul'dan arayan arkadaşımız. Evet, ona Yavuz Bahadıroğlu'ndan bir hikaye göndereceğiz. Ama arkadaşlar, dün arayan arkadaşımız, yani kitap kazanan arkadaşımız da bugün kazanan arkadaşımız da ne yapacak? 0312 alan koduyla 341 20 40 nol telefonu arayacak hemen. Oraya adresini bırakacak, biz ona kitabını göndereceğiz. Bu hep böyle olacak arkadaşlar, anlaştık mı? Evet. Bir de bir numaramız daha var. 0312 alan koduyla 341 20 21 21 nolu telefon. Sizi çok seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. El sallıyoruz. Asya, el salla. Ada, el salla. El salla.